Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor olacak ve Trabzonspor'un gündemi de bildiğiniz gibi tamamen transfere odaklanmış durumda. Biz de bu transfer konusundaki son dakika gelişmelerini sizlere ileteceğiz. Hatta Trabzonspor'u heyecanlandıran bazı transferlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle bayramınızı bir kez daha kutlamak istiyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun diyerek Trabzonspor gündemine geçmek istiyorum. Küçük hatırlatmamı da yapayım. Abone oluyorsunuz, yorum ve değerlendirmeler gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Videolarımıza gereken desteği ve ilgiyi gösteriyorsunuz. Bu manada da sizlere teşekkür borcumuzu bir kez daha iletmek isterim. Evet, Trabzonspor açıkçası şöyle söylesem galiba transferde alev alev yanıyor desem galiba o nokta çok doğru bir tespit oluşturacak gibi geliyor bana. O manada başlayalım istiyorum. Transfer olarak transferde teklif edilenler, reddedilenler, kabul edilenler, uğraşılanlar pek çok isim Trabzonspor için gündeme geliyor. Ama biri var ki Trabzonspor camiasını gerçekten çok heyecanlandıracak bir gelişme. Onu özellikle paylaşacağız ve zaten Trabzonspor için yeniden yapılanma, başka bir görüntü oluşturma şansını da öne çıkartacak bir transfer gelişmesi diyebiliriz. Öncelikle şuradan başlayayım isterseniz. Berat Özdemir'in bir tepkisi oldu. Biliyorsunuz Şenol Güneş milli takım kadrosunu açıkladıktan sonra muhtemeldir ki pek çok oyuncu gibi milli takım kadrosunda olmayı bekleyen Berat Ayberk Özdemir gülüp geçiyorum diye bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ancak arkasından muhtemelen menajerleri ya da işte büyükleri onu uyarmış olacak ki hemen bunu sil dediler. İlk tepkisinin arkasından sildi ve Berat Ayberk Özdemir de şimdi milli takım için beklentilerini devam ettiren oyuncular arasında diyebiliriz. Yani onların arasına yazabiliriz. Gelelim bir başka önemli konuya. Trabzonspor söyledik ya 6 ilk 11 oyuncusu, 4 alternatif oyuncu peşinde. Bu arada bazı öne çıkan genç oyuncular için de bir çaba sarf ediyor diye zaman zaman söylüyoruz. O konudaki ısrarını ve çalışmasını da sürdürüyor. Barış Alper Yılmaz, Keçiören Gücü'nden kanat oyuncusu ki oyuncuyu Beşiktaş, Galatasaray'da istiyor. Keza Bursaspor'dan da Emir Aydoğan konusundaki girişimler sürüyor. Henüz sonuçlanmış, netleşmiş bir durum yok ama neden olmasın diye çalışmalar sürüyor. Zaten transferin en önemli özelliklerinden biri de bu değil mi? Siz çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bazen size geliyor, bazen de başka takımlar transfer edebiliyor. Ama şu anda Trabzonspor'un bu iki genç oyuncuyu transfer etme konusunda da ciddi bir çaba sarf ettiğini söyleyelim. Yine bir transfer gelişmesi, daha doğrusu bir dedikodusu yayıldı. Gomis'in Galatasaray'la özdeşleşmiş Gomis'in El Hilal'den ayrılıp başka bir kulübe, özellikle Türkiye'ye gelme isteğinin olduğu söyleniyordu ki bu manada da teklif edildiği, bazı kulüplere teklif edildiği söylendi. Fenerbahçe'ye teklif edildiği söylendi. Beşiktaş'a teklif edildiği söylendi. 36 yaşında biliyorsunuz ve El Hilal'e de Marega gidince oradaki durumu da biraz sıkıntıya girmiş oldu. Şimdi Trabzonspor'un da kapısını çaldı menajeri ama net bir şekilde bilgi verebilirim. Abdullah Avcı Gomis konusunda kesinlikle bir olumlu görüş iletmedi. Yani Gomis'le Trabzonspor arasında bir birliktelik olmadığını net bir şekilde söylememiz lazım. Çünkü bununla ilgili boş zaman harcamamak adına söylüyorum. Bu arada tabii Trabzonsporların biraz üzüleceği, biraz sevineceği tam net ortaya koymakta zorluk çekiyorum ama Uğurcan Çakır olayı var. Uğurcan Çakır Gençler Birliği karşısında artık son maçına çıkıyor Trabzonspor formasıyla. Trabzonspor'da Trabzonspor'la gönül bağı son değil ama bu profesyonel futbolun bir doğrusu ya da bir gerçeği, yüzleşilmesi gereken bir gerçeği. Artık Uğurcan'ı Avrupa'da bir takımda izleyeceğiz. Bu noktada pek çok isimden bahsettik size. İşte Inter var, söylemiştik en son Lille var ama bakalım nereyle yolu kesişecek onu göreceğiz. Premier Lig'den de talipleri var. İnşallah oynayacağı ve daha büyük hedefleri kovalayabileceği bir takıma gider
Biz de onunla gurur duyarız. Bunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi gelelim sizlere paylaştığımız Cornelius konusuna, Andreas Cornelius konusuna. Şimdi Cornelius'u başka takımların da talip olduğunu zaten söylemiştik ve bir bonservis sorunu olduğundan da bahsetmiştik. Bonservisine aslında önce Atalanta 5 milyon euro gibi bir rakam koymuştu. Daha doğrusu pazarlıklarda 5 milyon eurodan bahsetmişti. Parma eğer küme düşmeseydi, alsaydı zaten 7 milyon euroyu ödeyip alabilecekti ki o parası olmadığı için. Şimdi Atalanta'yla bir pazarlık söz konusu. Bunu 4'e kadar çektiği düşünülmüştü Trabzonspor'un. Ve Trabzonspor bunu 3,5 yapalım, 3 taksitte ödeyelim düşüncesini ön plana çıkardı ama oyuncu tarafında çok ciddi bir sıkıntı yok. Oyuncu zaten Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyordu. Ama şöyle bir sıkıntı oluşmaya başladı. Kulüp tarafında sıkıntı var. Çözülemeyecek durum mu? Değil. Açıkçası en büyük handikap şu. Oyuncuyu isteyen 3-4 takım daha var ki biliyorsunuz transfer pazarlıklarında maddi olarak gücü olan her zaman masada daha güçlü pazarlık yapabiliyor. Bu konuda da bizim kulüplerimiz, sadece Trabzonspor için söylemiyorum, bizim kulüplerimizin pek çoğu o masadaki maddi gücü ortaya koymakta zorluk çekiyorlar. O manada baktığımızda da Cornelius konusunda açıkçası pürüzler var. Henüz tıkanmış bir durum söz konusu değil ama gelişebilecek, değişebilecek bir görüntünün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim bir başka önemli konuya. Trabzonspor en baştan itibaren söylediğimiz bir iddiası vardı. Daha doğrusu bir isteği vardı. Abdullah Avcı, ben Salih Uçan'ı milli takımda oynattığım, oradan tanıyorum, biliyorum ve Salih Uçan'ı Trabzonspor'a da istiyorum diye bir isteği, bir arzusu vardı. Salih Uçan konusunda Abdullah Hoca yine telefon temasında, telefon trafiğinin içerisinde kalıp Salih Uçan'a gel bizde oyna, bak ben ilk 11 garantisini de sana vereceğim ve bize de çok değer katacaksın. Önümüzdeki sene şampiyonluğu kucaklayacak bir takımda birlikte bu heyecanı yaşayalım diye Salih Uçan'ı Trabzonspor'a kazandırmak için ciddi bir çaba sarf ediyor. Kaldı ki hani diğer isimleri saymıyorum. Yani hocanın özellikle devreye girdiği pek çok isim var. Edin Visca gibi, Mahmut gibi, kaleci Mert gibi, yani çok Mert Günok gibi, çok sayıda isimle, Efecan Karaca gibi isimle temas halinde. Ama Salih Uçan konusunda çok ciddi ve net bir tavır sergiliyor. Gel bize, önümüzdeki sene şampiyonluk heyecanını birlikte yaşayalım diyor ki zaten onun şampiyonluğa inancının çok net olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Abdullah Avcı en baştan bu yana hep önümüzdeki senenin takımını kuracağız ve şampiyonluğa oynayacağız diye bir cümle hep kullandı. Şimdi Cornelius konusundan bahsettik. Koita var. Bir santrofora daha ihtiyaç var. Ekuban'ın durumunda belirsizlik var. Çünkü Ekuban'a çok ciddi teklifler geliyor. Ve Trabzonspor kaynak üretmek adına da sadece Uğurcan Çakır değil bir oyuncu daha göndermesi gerekiyor. O oyuncu kim olur? Açıkçası o konuda da Ekuban çok öne çıkıyor. Çünkü hoca arkadaki ikiliyi bozmak istemiyor. Yine istekte bulunan, talep gören oyuncular Vitor Hugo'yla Edgar'ı ama onları kesinlikle göndermek istemediğini söylüyor hoca ki bir anlamda bence de doğru bir hamle yapıyor. Bu arada elde bir değer daha var. Tabii biliyorsunuz Abdülkadir Ömür milli takıma da çağrıldı. Ben Abdülkadir Ömür'ün bu sezon değil önümüzdeki sezon için Trabzonspor'a kaynak üretecek, Avrupa'ya gidecek oyuncu olduğunu düşünüyorum ama çok da cazip bir teklif gelirse tabii ki bu konuda da mutlaka çalışmalar olacaktır, görüşmeler devam edecektir. Şimdi gelelim işin bir başka noktasına, Trabzonspor'u heyecanlandıran noktaya. Açıkçası Trabzonspor için transferde alev alev dakikalar dediğimiz dakikalara gelmemiz gerekiyor. Ve hatta pek çok kişi kendisine şu soruyu soruyor, bir hayal yeniden gerçek mi oluyor diye soruyorlar. Evet, böyle bir hayalin gerçek olması konusunda adımların atıldığını net bir şekilde söylemem gerekiyor. Kim bu hayal? Trabzonspor'da derin izler bırakarak giden Sørloth. Sørloth konusunda
gelişmeler var. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de önemli gelişmeler. Bir kere şunu söyleyelim. Trabzonspor yönetimiyle, Sayın Ahmet Ağaoğlu'yla Sörloth arasındaki bağ hiçbir zaman kopmadı. Yani neredeyse gol attığı zaman tebrik ederiz evlat sohbetlerine kadar gitti iş. Dolayısıyla Sörloth'un da burada yaşadığı günleri unutmadığını vurgulamamız gerekiyor. Peki bunlar yeterli mi? Tabii ki bunlar yeterli değil. Onu söyleyebiliriz. Şimdi Sörloth konusundaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Yani kulübü açısından, Leipzig açısından sıkıntıyı Jesse March, teknik direktör değişikliği oldu ve Jesse March geldi biliyorsunuz. Ve oyuncuya yani Sörloth'a kuşkuyla yaklaşıyor. Yani kalmalı mı, gitmeli mi çok net karar veremiyorum. Bu konuda kararımı vereceğim ve bir rapor yazacağım diyor March. Böyle olunca enteresan bir durum çıkıyor. Sörloth'un tekrar ayrılması yani kiralanmasıyla ilgili bir süreçten bahsetmiş oluyoruz. Ve Trabzonspor'da bu kiralamada biz bir numarayız. Sörloth'a geri dön isteğinde bulunduk diyor ki bence de çok doğru bir karar. Hatta şöyle bir argüman da Trabzonspor öne sürüyor. Diyor ki bize verirseniz bizde yeniden yıldız olur, yine parlar, yeniden kullanma, yeniden değerlendirme şansınız olabilir diye Leipzig kulübü yönetimine, yetkililerine söyledikleri bir söz var. Yani Sörloth hayal belki ama öyle söylendi. Hayal belki ama bakın hayalden gerçeğe doğru dönmeye başladık. Trabzonspor Sörloth'u yeni sezonda yeniden kadrosunda değerlendirebilir. Bu şartlar altında gerçekten de hani bir oyuncudan çok daha fazlasını transfer etmiş olur diye düşünüyoruz Trabzonspor. Ve Trabzonspor için o zaman düşünebiliyor musunuz? Yani çok ne kadar önemli bir gelişim oluşacak. İşte Giannini gibi, Ekuban gibi hangisi gider bilmiyoruz ama oyuncuların yanına Cornelius gibi, Sörloth gibi oyuncular katılabilirse ya da bu ikisinden birinin Trabzonspor santrofor bölgesinde değerlendirirse mükemmel bir ofansif güç oluşacaktır. Tabii bunu şurada söyleyeyim, burada bitmiyor bu. Yani söylediğimiz bazı şeyler var. Sağ bekte, sol bekte, yani sağ bek tamam Bruno Perez, arayışlar sol bekte devam ediyor. Bir iki tane alternatifi sizlerle paylaşmıştım. Sol önde ve sağ önde oyuncu arayışları da sürüyor. Netice itibariyle Trabzonspor bu sezon ön bölgesini daha fazla da takviye etmek istiyor ki gol noktasında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırabilsin. Kim kaldırır? Net bir şekilde Sörloth kaldırır. Onun için de Sörloth konusunda açıkçası sıcak temasların devam ettiğini sizlere ulaştırmak, bu konudaki bilgileri vermek istedim. Bu noktada söyleyeceklerimiz bu kadar. Abone olduğunuz için yeniden teşekkür ederek sözlerime son vermek istiyorum. Futbol dolu günler diliyorum. Yeni bir sezona başlarken Trabzonspor için yeni umutlar olduğu gerçeğini de vurgulayarak.